Yusuf dedi ki bu beni bu yerin, ülkenin hazineleri üzerinde bir yönetici kıl. Mısır zaten dünyanın en büyük devleti o zamanlar. En evet. güçlü devleti. Eğer Mısır'a hakim oluyor, dünyaya hakim oluyor zaten. İnşallah. Adeta. Çünkü ben bunları iyi bir koruyucuyum. Yönetim işlerinde bilenim. Mehdi'nin de özellikleridir bu. Her yönde güçlü bir liderdir Mehdi. İnşallah. 56. ayet. İşte böylece biz yeryüzünde Yusuf'a güç, imkan ve iktidar verdik. 2017. Maşallah. 56. ayet. Maşallah. Bak işte böylece biz yeryüzünde Yusuf'a güç, imkan ve iktidar verdik. Hakim ettik, iktidara getirdik diyor Allah. 2017. Maşallah. Ve 56. ayet. Öyle ki orada Mısır'da dilediği yerde konaklardı. Her yer sağlam olmuş artık. Anarşi, terör, hiçbir şey yok. Can güvenliği mükemmel. Biz kime dilesek rahmetimizi nasip ederiz ve iyilik yapanların ecrini kayba uğratmayız. Ve iyilik yapanların ecrini kayba uğratmayız. 1998. Maşallah. Yine Mehdi'ye bakıyorum. Kuraklık başlayınca Yusuf'un kardeşleri gelip yanına girdiler. Onu tanımadıkları halde kendisi onları hemen tanıdı. Hadis-i şerifte Mehdi'nin vasfı anlatılırken bu ayetle anlatılıyor. Nasıl diyor Hazreti Yusuf'u kardeşleri tanımadı ama o kardeşlerini tanıyordu. Evet. Aynı onun gibi olacak diyor. Mehdi sokaklarda gezecek. İnsanlar Mehdi'yi tanımayacaklar ama Mehdi onları tanıyacak diyor. İnşallah. Herkes tanıyacak diyor inşallah. Onların erzak yüklerini hazırlayınca dedi ki bana babanızdan olan kardeşinizi getirin. Hazreti İbrahim de babadan olan kardeşidir. Hazreti İsa. Hazreti İsa. Hazreti İbrahim'den değil mi? Mehdi'nin. Tabii Mehdi'nin kardeşidir. İnşallah. İkisi de bir babadan geliyor. Hazreti İbrahim'den geliyor. Baba tarafından aynıdır. Bak burada da ayette ne diyor Cenab-ı Allah? Bana babanızdan olan kardeşinizi getirin. Evet. 12. suredir Hazreti Yusuf suresi. 111 ayet. Maşallah. İnşallah. Hani Yusuf babasına babacığım diyor şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten ben rüyamda 11 yıldız, güneş ve ayı gördüm. Bana secde etmektelerken gördüm diyor. Bir kere yıldız. Yıldızlar şu an mesela Haley kuyruklu yıldızı Mehdi'ye hizmet etti. Evet maşallah. Özel olarak değil mi? Maşallah. Bak, diyor ki burada ne diyor? Bana secde etmektelerken gördüm diyor. Yani Hazreti Yusuf'un emrindeler yıldızlar. Şimdi ahir zamanda da mesela Lurin kuyruklu yıldızı Hazreti Mehdi'ye hizmet ediyor. Maşallah. Ona bir alamet olarak geliyor. Evet. Ben diyor Hazreti Mehdi'yi müjdelemeye geldim diyor. Koskoca kuyruklu yıldız. İki taraftan ışık saçarak geliyor. Maşallah. Niye geldin dediğimizde ben diyor Hazreti Mehdi'yi müjdelemek için Allah tarafından gönderildim diyor. Değil mi? Maşallah. Yani lisan-ı haliyle bunu söylüyor. Evet inşallah. Haley kuyruklu yıldızı ne yapıyor? Yine ben diyor ben de Mehdi'yi müjdelemek için geldim diyor. Beni gördüğünüzde bilin ki Mehdi gelmiştir maşallah. Diyor. Lulin geldiğinde ne diyor? Beni gördüğünüzde bilin ki Mehdi gelmiştir diyor. Ve ben geldiğimde gelmeden önce kuraklık olacak. Ben geldikten sonra yağmurlar yağacak diyor. Lisan-ı haliyle. Evet. Bin yılda bir geliyor. Bakın burada da Kur'an buna işaret ediyor. Yani yıldızlar nasıl Yusuf'un emrindeyse ona bir işaret ve ona bir müjde ise onu tepşir ediyorsa aynı şekilde Hazreti Mehdi'yi de tepşir ediyor ve müjdeliyor yıldızlar. Maşallah. Ona açıkça burada işaret var. Demişti ki oğlum diyor baba şeytanın Allah'a sığınırım rüyanı kardeşlerine anlatma yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanlar için apaçık bir düşmandır. Böylece Rabbin seni seçkin kılacak sözlerin yorumundan sana öğretecek ve daha önce ataların İbrahim, İshak tamamladığı gibi senin ve Yakup ailesinin üzerindeki nimetini tamamlayacaktır. Elbette Rabbin bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bakın, böyle Rabbin seni seçkin kılacak. 2020 Ebced'i. Maşallah. Mehdi'nin çıkış tarihi. Ortaya çıkışı 2020. Evet.
hem cennette. 5 ve 6. ayetlerde bu var. 5 ve 6. Demişti ki oğlum rüyanın kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Mesela Mehdiyet'in de açıklanmasıyla beraber bütün anti-Mehdi hareketlerde biliyorsunuz muazzam bir depreşme başladı. Bir kısmı derken Mehdi çıkmıştır. Bir kısmı Mehdi çıkacaktır. Evet. Ama 570 yıl sonra çıkacaktır. Bir kısmı Mehdi ruhtur. Televizyon yayınları gibidir. Görünmez. Evet. Televizyon dalgaları gibidir dedi. Evet. Değil mi? Evet. Bir kısmı şahsi manevi bir fikir sistemidir. Mehdi diye bir şey yok dediler. Ve her yerde bir anti-Mehdi hareket başladı değil mi? Mehdi gelmeyecek demeye başladılar. Evet. Bakın Kur'an buna işaret ediyor. Demişti ki oğlum rüyanı kardeşlerine anlatma. Biz mesela şimdi Mehdiyet'i bir anlattık. Dediler sen Mehdi'lik iddia ediyorsun o zaman. Sen nasıl anlatırsın böyle bir şeyi? Bu fitnedir ya diyorlar yani. Mehdi konusunu biz eskiden beri hep gizlerdik. Hep gizlilik tuttuğumuz bir konuydu. Evet. Sen bunu niye ortaya çıkarttın? Niye anlatıyorsun diyorlar. Mesela bana bile bak Mehdi öncüsü olarak değil mi? Faaliyet yapan bir insan olarak bana bile kendi Müslüman kardeşlerim muazzam tavır aldılar. Yani Mehdi'yi nasıl anlatırsın diye. Evet. Değil mi? Bak evet. O bizim bir rüyamız o. İslam'ın dünyaya hakimiyeti. Bak diyor ki oğlum rüyanın kardeşlerine anlatma. Biz de bak bu rüyamızı kardeşlerimize anlattık. Yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Mesela bize karşı yapılan iddia edilen evet. Genelkon örgütünün faaliyetlerinde de kendine Müslüman denilen kişiler de görev aldılar. Bize karşı yapılan o oyunda. Yani evet. Bize karşı sırf zannediyor ki millet dinsizler faaliyet yapıyor. Öyle bir şey yok. Bizzat Müslüman görünen kişiler de bu işin içinde yani bize karşı faaliyette görev alıyorlar. Bakın Mehdi öncüsü olarak bizde de bir benzerlik olduğunu görüyoruz. İnşallah. Yani Kur'an her yere, her olaya işaret ediyor. Mesela İbrahim ve İshak'ın nesline nimetini tamamlamaktan bahsediyor Cenab-ı Allah. Hazreti İbrahim'in neslinden kim var? Mehdi var. İnşallah. Hazreti İsa aleyhisselam var. Bu nesle nimetini Allah tamamlayacak ahir zamanda dünya hakimiyetiyle. İslam'ın dünyaya hakim olmasıyla. Maşallah.